Uzun ince bir yoldayım. Da 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 da. Kardeşim bu nasıl sazdır ya? Akordu bozuk. Da 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 da. Değil mi? Saz bile yaşlanmış. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dedemin köyüne gidiyorum şu anda. Daha çok eskime ocağına gider gibi gözüküyor ama gerçekten de dedemin köyüne gidiyorum. İlkelliğe doğru bir yürüyorum şu anda. Köye minibüs bile gelmiyor kardeşim. Bayağıdır yoldayım. Çok badireler atlattım. Yani arkadaşlar inanmazsınız. Az önce video kapalıyken bana 82 tane köpek saldırdı. Hiç geri adım atmadım. Atmadım kardeşim, aslanlar gibi durdum. 82'sine de dedim siz hayırdır lan dedim. Siz dedim kimin dedim, kiminin kimi dedim şey yapıyorsunuz lan dedim. Onlar da hep dağıldılar arkadaşlar. Tabi benden köpek var. Anadolu bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım geliyor mu lan, geliyor mu? Neyse ki gelmiyorlar galiba, bir su içeyim. Ananı avradını, bu ne kardeşim, bu ne böyle ya. Normalde hiç korkmam normalde. Allah'ım yarabbim, bismillahirrahmanirrahim. Kulübün abbin nasver. Dede Allah belanı versin dede. Nerede bu köy ya? Benim ne işim var burada ya? Ben evde ne güzel yatıyordum arkadaşlar. Dedem beni aradı. Efendim dedeciğim dedi. Benim köyde dedi duran bir otobüs var dedi. Sene 92'den beri duruyor dedi. İyi dedim ben de dedeciğim, ne yapayım. O otobüsü al dedi. Sonra götür dedi, bakım yaptır dedi. Çalıştır onu dedi. İşte ona gidiyorum arkadaşlar. Dedemin 92'den beri çalışmayan şeyini, otobüsünü alacağım. Ama bu nasıl bir görev ya? Dedem bana niye böyle görevler veriyor? Ve dedemin mağarasına, daha doğrusu köyüne girdik arkadaşlar. Ulan mis gibi köy havası ya. Şöyle bir koklayalım. Ananı s**im, tezek mezek kokuyor. İnekler sıçmış kardeş. Ama rahat yerler arkadaşlar. Bakın herkes evini yaptım. Şu an arabasını çekmiş. Dileğe çarpacaktım lan. Evimin dileği mi bu? Neyin dileği? Lan herhalde sağdan mı gideceğiz? Dedemin evi nerede ya? Neyse şuradan bir gidelim kardeşim. Zaten köylü iyidir ya. Kime sorsak gösterir. Buralar böyle arkadaşlar. Herkes misafirperver. Selamünaleyküm. Benim dedemin evi nerede ya? Valla aşağıda duray, aşağıda. Eyvallah sağ olun. Bak ben diyorum arkadaşlar ya. Gerizekalı, ne bileyim ben de dedenin evini, salak herif. Bunlar nasıl yollar? Dedem nerede oturuyor? Biz otobüs alsak bile buradan geçmez ki bu. Ulan inşallah otobüs dediği küçük bir şeydir ya. Tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum arkadaşlar. Dedemin ev ileride solda. Ben buraya küçükken gelmiştim. Gitgide ben de dede oluyor. Birazdan böyle dişim falan düşecek. Düşerse çalmayın ama, tamam mı? Bana verin arkadaşlar. Ne oluyor lan? Küçüldüm lan. İmdat abi, çikolata var mı? O ne lan öyle? Yerin dibine. Allah Allah. Geldik ya. Aa, dedemin şeyi de orada. Otobüsü de orada. Ne kadar uzun lan o acaba? Oo, dedemin ikarusu varmış lan. Oo, anasını o kadar uzun yalnız. Bu nasıl dönecek oralardan ya? Baba dedeme bak bak, hellalarını falan da takmış. Ama bir görünce mutlu oldum. Tam nostalji arkadaşlar. Dedem de basık seviyor galiba kardeşim. Baya basmış otobüsü. Diyeceğim havası bitmiş, yere çökmüş. Bayağıdır çalışmıyormuş kardeşim. Önünde ne yazıyor lan? Bak dedemin son gittiği hat yazıyor burada. 31 numaralı hatta gitmiş. Sene 92, burada otobüs yoktu. Evet. Dedemin ufak tefek şakaları tabii ki. Vay be İkarus be kardeşim. Şöyle arkasına da bir bakalım. Ardından bunu buradan çıkartalım. Artık nasıl becereceksek. Bak buraya da silme yanaşmış. Dedem işi biliyor kardeşim. Kapılarını bunun nasıl açacağız, ben onu düşünüyorum. Herhalde şu ön tarafta falan da bunu açmayalım. Şu kapaktan açılıyor arkadaşlar. Şöyle kardeşim. Aha da açılıyor. Pıtıs pıtıs. Ne kadar da tatlı açıldı ya. Şöyle binelim de bu. Abla kim? Merhabalar. Maket mi lan? Canlı mı lan bu? Dur bakayım. Maket herhalde. Huhu. Ablacım. Huhu. Maket. Canım. Mıncıkla bakayım. Öde. Ay ne yapıyorsun be? Ananı s**. Gerçekmiş lan, tövbe estağfurullah. Kaç yılından beri orada duruyorsun ya? Ay abla, tarih eser olmuş, hala burada duruyor. Niyetimiz rahatsızlık vermek değil, çalıp çırpmak değil. Ne bakıyor? Bu da dedemin silüeti mi, bu ne ya? Dedemin gençliği burada arkadaşlar. Bu ne hocam? Şöyle aracımızın içine de bir bakalım. Buradan da bir olup gidelim. Ne lanetli işlerle uğraşıyoruz ya. Ben şunu binip bir çalıştırayım da ben dedemin süliyetinin kucağına mı oturacağım? Ne yapacağım? Neyse bir bismillah tövbe diyelim. Bu yok olur herhalde. Oturduk arkadaşlar. Bu hala burada. Ne lan bu böyle? Evet su da var burada. Lıkır lıkır içelim. Su da var. Kaç yılından beri buradasın acaba? Tarih eser olmuşsun ya. Yalnız güzel bir eser efendim. Burada yastık var. Yastığın güzelliğine bak abi. Otobüsün resmi var. Burada da bir peçete. Camı silmek için falan. Kontak açık. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bir sesini dinleyelim. Tabii şu sol camı da bir açayım arkadaşlar. Şunu böyle çektirerek açıyoruz. Basıyorum marşa. Oy, tek marşta alıyor. Sene 92'den beri burada yatıyor. Gene de tek marşta alıyor. Maşallah ya. Puh. Gaz verelim be. Çok iyi be. Vallahi maşallah ya. Az bir motorun yanına gidelim de kardeşim. Böyle bir gaz verelim. Abla bir gaza bas ya. Orada duran abla inşallah basar. Bas gaz abla. Havalar dolunca
otobüsle normal seviyesine gelir diye düşünüyorum. Şu anda pısık gördü. Şöyle sürtmezse sıkıntı sipek var. Az yaş çalışsın. Abla biraz gaz ver gaz. Havalar da olsun ha. Bak 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 kalkıyor bak ananı ya. Vallahi korktum. Niye böyle kalktı güzel? Yavaştan da yola çıkarız da dedem arıyor galiba. Açayım şöyle. Efendim dedeciğim. Otobüsü çalıştırabildin değil mi? Gerizekalı. Alıştırdım dedeciğim. Sıkıntı yok da. Otobüsün içinde bir abla var. Bu kim ya? O Fatime. Fatime. Gerizekalı. Fatime'ye iyi bak. Olur dedeciğim de bana niye gerizekalı diyorsun sürekli ya? Gerizekalısın çünkü salakıydım. Aptal mal bahruna. Fatime'ye selam söyle. Tamam mı? Olur dedeciğim. Aydın görüşürüz. Görüşürüz gerizekalı. Kalkmaz işlerim. Senin götüne git. Kapat arkadaş, sürekli bir küfür yiyorum ya. Dur lan da bir gidelim artık, mahalleye de rahatsızlık verdik. Mahalle bizi vurabilir. Otobüs çalışıyoruz gür gür gür. Fadime abla merhaba. Fadime'ymiş adım. Uf. Gene dedemin manyak manyak işleriyle uğraşıyor. Kapılar azıcık açık kalsın. İmdatı bir salalım. Buradan yavaştan bir çıkalım arkadaşlar. İçerisi hava alsın. Kokmuş içerisi yıllardır. İki tarafta açık kalsın. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa dönmüyor arkadaşlar. Direksiyon bayağı sert. Tabii bunlarda hidrolik falan yok. Kendiniz döndürüp kendiniz topluyorsunuz. Eski mi o çağından kalma bir otobüs. Şimdi gelelim bu otobüsün bu köyden nasıl çıkacağına. Yani boku yedik gibi hissediyorum arkadaşlar. Umarım becerebiliriz. Bir de böyle zarar verirsek bir yerlere falan adamların direkt evine vurmuş oluyoruz. Yani bizi bu köyde vurabilirler. Böyle bir sorunumuz var. Şuradaki balkona takar mı ki lan üstünü? İnip bir bakmam lazım. Fadime abla, Fadime teyze sen baksan olmuyor muydu ya? Takar mı buraya üstü? Vallahi sıfıra sıfır kurtarıyor gibi. Dur bak. Şöyle bir. İyi kurtarıyor. Şuraya kadar geliriz arkadaşlar. Şöyle. Buradan genişle alıp döneceğiz. Burada takacak bir yer var mı? Yok. Şöyle bir binelim. Ulan bacağı ağzımıza. Tövbe estağfurullah. Neden beni vuracak? İmdatı bir salalım. Olabildiğince sağdan sağdan şöyle balkondan savurmuyor. Böyle yavaş yavaş arkadaşlar. Yavaş yavaş. Anana. Ne oluyor lan? Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Biz nasıl bir oyunun işine geldik? Bizi vallahi burada vururlar ya. Şu an kaldırma mı ne takıldık? Zor kaldı. Anana avradını. Yavaş. Lan lan sürttük mü lan oraya? Ufak bir sürttük gibi de bir şey olmaz. Ve bu otobüs şu an çok değerliymiş arkadaşlar. Nostalji değeri varmış. Dedem sanırım ondan istiyor. Şöyle buraya dönebileceğiz mi? Az geri almamız lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Az ileri. Bismillah. Hadi hocam. Adam da buraya tırnım resmini yazmış. Ne görgüsüz herifsin. Çıkarıp ben atsam yani hoş oluyor mu? Azıcık geriye alacağız. Şöyle dışarıdan da göstereyim arkadaşlar. Buradaki çimene mimene takılacak bu. Ne olacak şu an acaba? Dur. Az sola alalım. Genişle alalım. Burayı dönmek lazım diyeceğim. Şöyle dönsek olur mu? Oraya takılır mı? Çimenin içinden biraz. Ulan binaya girmektense oradan dönelim. Burayı da bir sıyırırsak milletin evine gireceğiz neredeyse. Ayna sıfır geçiyor lan. Ananis. Bura böyle olmayacak. Dur şöyle az içeri al. Gene çimenle ezip dönmeyi planlıyorum arkadaşlar. İnşallah otobüs buraya takılmaz. Bas 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 bas. Ay aslanım benim. Yavaş oradaki taşa takmayalım. Vallahi orayı da güzel kurtardık. Şurada adres sorduğumuz dayılar vardı. Onlara da bir selam çakalım da öyle gidelim dur. Arkadaşım ne öttürüyorsun ya? Sanırım biraz kızdılar. Fazla muhatap olmayalım. Şöyle az geri. En soldan gelmemiz lazım ki takmayalım arkadaşlar. Dışarıdan da az izleyelim. Ama çok güzel sesi var ya bak. Kaymak gibi ya. Biz bu işi biliyoruz kardeşim. Biz bu işe geçen pazartesi başlamadık. Efsane çıktık arkadaşlar. Ya dedem boşuna beni göndermemiş kardeşim. Yani tecrübe var, bilgi var. Ne köyün çıkışı neredeydi acaba ya? Sola döneceğiz arkadaşlar. Şöyle az genişle almam gerekecek. Azıcık da şöyle geri alalım. Sola döneceğimden geç haberim oldu. Yoksa genişle alıp gelirdim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim sen neymişsin böyle? Otobüse bak ya. Çok güzel. Bu arada efsane bir mod olmuş. Modu sabitlenmiş yorumlarda indirebilirsiniz. Hani şu ana kadar gördüğüm en iyi modlardan biri olabilir. Nereye döneceğiz? Sola dönün diyor. Ben niye sağa gidiyorum? Sola nasıl döneceğiz? Şöyle az genişle. Şöyle dönsek yer mi kardeşim? Ben sağa diye gittim. Sol çıktı. Aman yavaş aman. Bir de durmazsa. Vallahi gene kaymak gibi girdik. Bu iş bizden sorulur kardeşim. Ara sokaklardan, mahalle aralarından koskocaman otobüs götürüyoruz. Aslan bas. Buralar bize vız gelir tırıs gider kardeşim. Biz dar seviyoruz. Hiç sıkıntı yok. Yapıştı yani.
abi çok güzel ya. Bu videoyu da böyle fazla kesmeyeceğim. Özellikle buraları. Sürüşe odaklanın arkadaşlar. Kendinize otobüsün sesine verin. Evet, köyden yavaş yavaş çıktık arkadaşlar. Vallahi güzel bir çıkış oldu. Ben ilk başta bir korktum kardeşim. Bunu nasıl döndüreceğiz falan diye de. Gayet de güzel döndürebiliyoruz da. Köyden nereye çıktık biz acaba? Çok yanlış geldik. Milletin çiftliğine geldik. Neyse çaktırmadan şu milletin çiftliğinden bir dönelim. Şunun güzelliğine bak. Şuna bir bak. Vallahi çok güzel mod ya. Bayağı bir seçeneği var arkadaşlar. Motor sesleri harika. Fizikler güzel. Bak silecekler bile yapmış adamlar. Hani görüyor musun? Harika ya. O yılları hani yaşatıyor. Bununla multiplayer'da falan da oynamak lazım. Modun yapımcıları yabancı arkadaşlar. Thank you. Beautiful mod. Şimdi bu otobüsle bir uzun yol falan da yapmamız lazım. Siz de istiyorsanız videoyu beğenin. Ben bunu dedemden ileride kesin kaçırırım. Çok güzel çünkü. Lan ben de ne biçim çeviriyorum? Şöyle mi çevir? Araba mı sürüyoruz ya? Bunu şöyle çevireceksin. İki el sürekli. Ben BMW sürüyor gibi hissettim kardeşim. Şöyle çeviriyor değil mi? Bak şöyle. Ya belki can nerede vuracağım? Hiç hoş olmuyor yani. Bunu dayı gibi kullanacağım. Biz bir köyden çıkamadık. Bu nasıl köy ya? Köyde navigasyon açan kafamız. Sonra bulacağız. Burada navigasyon mu çekiyor ya? Pezevenkler alt tarafa adres sorduk. Niye silah çekiyorsun ki? Allah Allah. Buradakilere adres de sorulmaz arkadaşlar ya. Bas kardeşim şuradan bir kaçalım. İnsanlar çıldırmış. İnsanlar kafayı yemiş. Bu ne güzel bir yol lan bura böyle. Bak bak sesi dinleyin bak. Bu otelde ne gezer 80 model otobüste? Güzel ya, çıldıracağım. Biz nereye geldik ama ne oluyor lan? Geldiğimiz yere bak. Şunu bir 3'e atalım. Viteste inelim yoksa karşıya doğru uçabiliriz. Arkadaşlar okuyun arkadaşlar. Nerede iniyoruz biz? Everest'te iniyoruz. Esselatu vesselam. Neyse ki frenler iyi. Lan fren bir tutmasa şuradan fiyol diye aşağı uçarız. Ay Allah korusun. Çek ikiye. Kardeşim zamanında böyle yol yoktu. Biz okula mayın tarlasından gider. Yavaş 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 çek üçe çek üçe. Motor freni. Lan neredeyse durmayacak lan. Çek ikiye. Nereye çıktık kardeşim? Bizi bir yola çıkarttı. Devam edelim bakalım. Bu bizi otobana mı bağlıyor? Köye gelen otoban mı vardı ya? Lan ben niye ilkel yoldan geldim? Köpekler kovaladı. Ayılar oradan ağzıma sıçtı falan. Ben niye keşke otobandan yürüseydim? Bu sefer de arabayı alıp neler neler yaparlardı ama ya. Bileydim otobandan yürürdüm. Vallahi bu yol güzelmiş ya. Bak kardeşim şöyle 92 burada yol yoktu. Bak buna inanırım ama cidden 92'de böyle yol yoktu. O eski yoldan geliyorlardı insanlar. Buna inanırım. İlk defa dede doğru söyledi. Çok güzelsin ya. Ben nostaljiyi bayağı seviyorum. Eskiler işte arkadaşlar eskiler. Dedem Türk bayrağını da asmış. Vay be dedem. Her aradığımda takma dişlerini sokuyorsun ama aslında iyi birisin. İşte zaman geçmiş arkadaşlar. Eskilerin otobüsü. Öyle bir geçer zaman ki. Dedim aynıyla vakit. Öyle bir geçer zaman ki. Dedim aynıyla vakit. Birden dursun istersin. Seneler olunca mazi. Öyle bir geçer zaman ki. Vay lan vay yapıştı. Evet benim yol uzun arkadaşlar. Ben yavaştan videoyu kapatayım. Bununla uzun yol istiyorsanız yorumlara yazın. Çok zevkli olur bence. Vallahi ben çok keyif aldım. Sizler de izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve İmdat TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kardeşim. Kanala da abone olun tamam mı? Önder cevapında abone olun. 300 bin alalım. Dedem 300 bin de hacca gidecek arkadaşlar. Neyse görüşürüz.